Arkadaşlar, bölgedeyiz yine. Çok değişik, çok güzel bir yere geldik. Bakın arkadaşlar taşlara. Allah'ım ya Rabbim, harika herkimerler ve üzerleri boncuk kuvars dolu arkadaşlar. Taşın şöyle çekimi yapmam lazım. Bakın bu gördüğünüz çift taraflı kuvars. Gördüğünüz çift. Üzerinde de şöyle bak, harika bir şey ya. Üzerinde de tek tek boncuk kuvars var. Yani çift taraflı kuvars, herkimer dediğimiz. Üzerinde de boncuk kuvars var. Yani şu gördüğünüz jeotun içerisinde. Hemen üstünde bir jeot daha var arkadaşlar. Yanında bir jeot daha var. Bugün misafir olarak gelen Hasan arkadaşımız o diğer jeotu açacak. Önce böyle basacağımız yeri yapmamız lazım. Birini biz açalım, birini misafirimize açtıralım. Bakalım ne çıkacak. Bu gördüğünüzde bir jeot arkadaşlar. Umarım iyi bir şey çıkar. Aha, tüm çıktı ama. Ne? Bu komple, keşke ıslak olsa da görseniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi bunu kıracağız. Bu gördüğünüz tüm arkadaşlar içleri. Hep kuvars arkadaşlar. Oo, bakın. Gördüğünüz sarı renk oluşmuş. Sitrine dönüşmeye başlamış. Bölgemiz taş yönünden çok zengin. Arkadaşlar, bu taşların artık dışından baktığınızda anlamanız gerekiyor ki taşın ne olduğunu çözebilirsiniz. Bakın, bu alt tarafından malakit girdiği için yeşil renk almış. Çok güzel bir yeşil renk almış. Tek elle hem çekimi modlamak çok zor. Yeşil renk girmiş arkadaşlar bunu. Taşın bu komplesi harika. Sitrin de var abi. Valla heyecandan taşlar arabanın üzerine gider, fark edemeyiz. Harika taşlar aşağıya gidiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Of. Harika bir şey arkadaşlar ya. Bunun güzelliğini ancak size temizleyince gösterebilirim. Yani mükemmel ötesi diyebilirim. Ben bu taşı bildiğim için söylüyorum arkadaşlar. Bakın, bunlar diş diş. Her biri parmak parmak. Ya yok Gönül, böyle bir şey ya. Yani şimdi heyecanlandım, şimdi sevindim ya. Bu jeot açıldıkça çok güzel şeyler çıkıyor. Bu herkimer dediğimiz, herkimer elması, herkimer kuvarsı dediğimiz taş çift taraflı enerji verdiği için çok değerlidir arkadaşlar. Enerjisel açıdan çok değerlidir. Kuvars, kristal kuvars arkadaşlar, kenardan baskı yapıldığı zaman uç kısımlarından elektrik üretir. Bu fizik kitaplarında da vardır. Üniversitede ders olarak gösterilir. Bu elektriğe piezo elektrik denilir arkadaşlar. Piezo elektrik. Bu bilimsel bir şeydir arkadaşlar. Ya bu benim söylediğim bir şey değil. Benim koyduğum bir kanun değil. Bakın, bu elektriği üretti. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bunu binlerce yıl öncesinden insanlar artık kadim bilgilerle biliyorlardı. Bazı başka şeylerle biliyorlardı. Bu şekilde taşlardan şifalanıyorlardı arkadaşlar. Fakat bu 1900'lü yıllarda, 1850'li yıllardan sonra oluşan, ortaya çıkan bir takım kişiler sayesinde dünyadaki birçok yerde unutuldu arkadaşlar. Biz isim vermeyeceğiz, çünkü versek bu sefer mahkemede bizi mahvederler kesinlikle, ama hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Birileri zehir satıyor, Real Gar satıyor diye yayında açık ettik diye adamlar bize o kadar saldırdı ki günlerce Instagram'da bir şey paylaşamadık.
yasaklıya aldık. Sonra mahkemeye vermeye kalktılar. Fakat bu sefer kendiler suçlu duruma düşeceği için bor satışı yasaktır kanunen. Real garda zehir olduğu için, arsenik içerdiği için %80'i arsenik, %20'si sülfürdür. Bu sefer kendiler suçlu düşeceği için veremediler. Sonra sulh ilan etmeye kalktılar. Fakat bizim o tür insanlarla hiçbir zaman işimiz olmayacak arkadaşlar. Biz her zaman doğruyu söyleyeceğiz, haykıracağız arkadaşlar. Bildiğimiz doğrudan asla şaşmayacağız, taviz vermeyeceğiz. Kanunlardan taviz vermeyeceğiz. Ha, arkadaşlar bir kanun demişken çok sık sorulan sorulardan biri. Biz doğada geziyoruz diyor arkadaşlar. Bu taşları toplamak suç mu? Nasıl suç oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ki birinin ruhsatlı maden sahasına girer, izinsiz kazarsanız suçtur, hırsızlıktan girer. Fakat böyle yüzeysel, kamuya açık alanda, sadece yüzeysel bakın, toprağın altına kazma kürek girdiğiniz an suçtur, onu söyleyeyim. Yüzeysel bu şekilde elinize ufak bir madenci çekiciyle yüzeysel taş toplayabilirsiniz. Hobi amaçlı toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu ticari amaçlı toplamanız yine izne tabidir. Suç değil. Fakat bu sefer de bazı yaptırımlar var. Yani bunu suç olarak söylemek ayrı bir şey. Bazı yaptırımlar var. Ha, bunlarla uğraşmamak için özellikle jandarma bölgesinde elinizde kazma kürek gördükleri zaman köylü direkt tarih eseri aradığı yönünde bir ihbarda bulunuyor. Jandarma gelip de bu şekilde ihbar üzerine size tutanak tutarsa mahkemede uzun bir süre uğraşırsınız arkadaşlar. Yani kendinizi aklarsınız aklamayı ama epey bir uğraşırsınız. Onun için daha ziyade tedbirli olmak gerekiyor. Yani biz eğlenelim, gezelim, doğada sağlıklı olalım, enerjisini alalım taşların derken mahkeme sürünmemek gerekiyor. Bunlara da ayrıca dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Buralar çok güzel arkadaşlar. Dağlar çok güzel. Umarım sizler de gelirsiniz. Bu taşın özellikle temizlendikten sonra görselini videoya birleştireceğim. Umarım beğeniriz arkadaşlar.